YouTube kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber yeni almış olduğum Türk yapımı tüfekle atış denemeleri yapacağız. 3, 2, 1... Bu elimde gördüğünüz de 24x dürbün. Nasıl alıyor şu an? Bayağı bir yakından alsın böyle. Kamera kadrajı tam dolu olsun. Bu görmüş olduğunuz dürbün Türk yapımı değil, Çin yapımı ama 24x. Silah Türk yapımı ama bunu ben yurt dışından, Çin'den almıştım zamanında. Tabii o zamanlar herhangi bir böyle bir silah parçaları, tüfekler sipariş etmede bir sıkıntı yoktu. Ama şimdiki yeni getirilen yasalarla beraber artık gümrük protokolleri fazlasıyla değişti. Silahımızı da gösterelim size. Yaklaş şöyle. Gördüğünüz gibi silah burada. Bu gördüğünüz tüfek 12 kalibre bir av tüfeği. İsmi Typhoon F12. Şurada seri numarası yazıyor, onu çok göstermeyeceğim. Türk Standartları Enstitüsü logosu var. İsmi Typhoon ama yabancı şekilde Typhoon yazmışlar. Tabii aynı şekilde bu av tüfeklerinin, şarjörlü av tüfeklerinin yurt dışına ihracatı var. Burada gördüğünüz işte yere siper almak için bir tane ayak yaylı tamamen. Aynı şekilde burada iki tane şarjörü var. Üzerinde de bir tane şarjör var. Şu gördüğünüz uzun şarjörün avda kullanımı yasak ama herhangi bir atış poligonunda veya arazide yaptığınız atışlar için kullanabilirsiniz. Çünkü çok büyük bir kapasiteye sahip bu. Aslında çok da büyük değil, 10 tane mermi alıyor ama Türk standartlarına göre 10 tane kapasiteli bir şarjör yasak. Bunlar da gördüğünüz gibi 12 kalibrelik fişekler. Birazdan tek kurşun olarak geçen şurada gördüğünüz... Şu gördüğünüz tek kurşun arkadaşlar, domuzlara atıyorlar bunu. Ortasında çelik bir bilye var. Diğer tarafları kurşun, 34 gram olması lazım. Şimdi burada gördüğünüz hedefe sizinle beraber birazdan teker teker atışlar yapacağız. İşte gördüğünüz gibi makina bu. Tamamen Türk yapımı, krom malzemeden ithal edilmiş. Üzerindeki kaplamalar mat renginde siyah. Şu şekilde şarjör bıraktırabiliyor. Şimdi gelin bunun üzerine 24x'lik bir dürbün takalım ve ondan sonra atışlarımızı en güzel şekilde yapmaya çalışalım. Şarjörü takıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde silahımız. Buradan da şunu biraz geri çekersek tamamen atışa hazırlandı şu an. Ben bilmem ne başçavuş Ahmet Akbek'te böyle yüksek bir ses tonuyla dediler, bir şey demez de. Kendilerini polis, asker olarak tanıtarak kişilerde güven oluşturan siber çete. Şimdi siper alacağımız bölgeye şurası olarak karar verdik. Silahı bu şekilde buraya koyacağız. Ben de buraya temizleyeceğim, yere yatacağım. Şimdi oraya bir tane de telefonumu koyacağım. Slow motion çekmesi için. Ben de koyayım mı? Ben de koymaya gerek var mı? Olur lan. Koyalım. Slow motion çekiyor değil mi sevgili? Hatırlamıyorum, çekiyorum çekmiyorum bu. Kurşun muşun gelmesin lan. O kadar değil ya. Hiç belli olmuyor. Şuna seker meker. Hiç çıkmaz. Şöyle bak. Hesapla. Aslında şuradan mı alsak? Yok ya, ben hem seni hem çıksın diye düşündüm. Aynen, o da mantıklı da. Şöyle yapalım. Evet şimdi arkadaşlar, şurada gördüğünüz hedef yaklaşık 15 metre olduğunu gördük. Dürbünde paralaks özelliği var. Paralaksan odakladık, baktık 15 metreye gösteriyor. Biz de dedik ki 15 metreye atmak için mi geldik buraya? Gidelim şöyle en azından bir 100 metreye atalım. Hedef orada kalacak. Biz şu ileride gördüğünüz dağın üstüne çıkacağız. Yaklaşık orası 100 metre var. Gel gidelim. Mermileri almadık. Şimdi burası iyi. Şu an sipere yatıyorum. 1, 2. Gözlüğü çıkarıyorum. İyi misin? Kayıtta mısın? Kayıttayım. Şarjörü çekiyorum. Şu an namlunun içinde mermi var. Paralaks ayarlamam lazım. Şöyle mi? Nasıl gözüküyor? Tam görür gibi oldu, kaçtı. Odaklıyor mu şu an? Şu an orayı görüyor, kaçıyor. Kaçırıyorum. Tamam, hedef görüyorsun. Evet, hedef açık. Emniyeti indiriyorum. 3, 2, 1. Vurdun mu? 3, 2, 1. Vurdun mu? Vuruldu herhalde. Yok. Çekiyorum. 3, 2, 1 Altına vurdun. 3 2 1 Altına vurdum. O taşın olduğu bölgeye vurdum. Yangın çıkmasın lan. Oğlum yangın mı çıkar mermiden? Çizgi film mi izliyor? Taşın tam altında mıydı ama? Yani o şey aradaki boşluk var ya, tümseklik alanında gördüm ben onu. Tamam. 3 2 1 Keseyim mi kaydı? Kes, başlattığında yeri başlat. Çeksene şişeyi. Senin haline bak, şişe yok olmuş yok. Şuna bak, patlamış, yarılmış. Mermi içinde kalır diye düşünüyordum ama demek ki işte 5 litrelik şişenin içindeki su basıncına bile dayanabiliyor. Akıl almaz güçlükte bir mermi. 12 kalibre zaten av tüfeklerinin babası yani. En güçlüsü. O yüzden çok yüksek bir tahribat gördük. Kameramla da çektim. Slow motion'da izleteceğim aynı şekilde. Gel. Oğlum şuna bak lan. Telefon su olmuş. Redmi Note 9 Pro ile çekeyim dedim. Telefon her taraf su olmuş. İnşallah bayağı da gitmiş içine. Az olmaz ya. Bu böyle çok suya değdi çıktı bir şey olmuyor. Su geçirme sertifikası yok ama geçirmiyor ya. Oğlum bayağı su olmuş ha. Evet, Ceyhun da şu an atış yapmak istedi. Hadi bakalım Ceyhun. Şimdi... Doldur. Emniyet kapalı mı? Hangisi? Kırmızıda. Beyaz al. Beyaz kapalı, kırmızı atış var demek. Tamam, beyazda değil mi şu an? Beyazda evet. Tamam. Kurdun mu? Atış yapacağın zaman kuracağım. Tamam, koydum. Tamam. Omuzuna sıkı da ya. Elin tetikte olmasın. Sadece atış yapacağın zaman tetiği al. Şuraya doğru atıyorum ya. Şuraya sık bence. İlerideki toprağa, tepenin oradaki toprağa, ortaya doğru. Emniyet açtın mı? Açık değil. Açıyorum. Aç. 3-2-1 de patlat. 3-2-1 It was at this moment that he knew. Fucked up. Mermi koydun mu içine? Şey, ağzına vermedik mi bunu? At bakayım bir. Dur şarjörü boşalt. Şeyi çek, kurma kolunu. Ağzına değil bu. Nerede? Ağzından çıkardın mı mermiyi? Ağzına abi şeye takılır. Takamamışsın ki şarjörü. Adam şarjörü tam takamamış. Mermi ağzına gelmemiş. Tamam şu an ağzında. 3, 2, 1. Böyle gitti. Evet Ceyhun Bey, ne düşünüyorsunuz? İlk deneme için biraz acemice oldu. Sonuçta silah yabancıyız. Yapacak bir şey yok. Takip etmeyi unutmayın. Ben Ceyhun Keleş. Evet arkadaşlar, videomu izlediniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu ve bunun gibi videoların devamı için aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Video hoşunuza gittiyse de aşağıdaki beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Dediğim gibi dürbünün sıfırlanmasıyla alakalı bir durum. Dürbünü sıfırlamadığımız için hedef sağa sola kaçmaya başladı. Onu da zaten yapmamız mümkün değildi şu an burada. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.